Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine BME Bilim ve Teknoloji adlı kanalın yeni bir videosu daha karşınızdayız. Videoma hoş geldiniz. Ben önceden bildiğiniz üzere Melik. Bugün bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Burada gördüğünüz üzere Bosch V-Line 103 parça matkap delme ve vidalama ucu setini inceleyeceğiz. Şimdi bu ön taraftan başlayabilirsem içinde görüyorsunuz ne kadar miktar olduğunu. Tabii buradan tam anlaşılmıyor ama yani anlamayan da olabilir ama vida ucunda arka tarafı şöyle çevireceğim olsak tabii burada kutunun burası boş, ön tarafta marka yazıyor. Yine şöyle üst tarafta tutma yeri var böyle kutunun. Yine burada aynı şeyi yazıyor. Arkayı çevirecek olursak burada görüyorsunuz böyle ne kadar olduğunu. Ardından burada da görüyorsunuz nerenin mal olduğunu, Made in Germany. Pardon, Made in Germany Alman malıdır ve burada Made in China yazıyor. Tabii bazen Çin sevmiyor var. Burada da görüyorsunuz içindeki içeriğin ne olduğunu falan. Lafı fazla uzatmadan açılımına geçelim. Bu ürünü n11.com'dan almıştım. Bugün yeni elim ulaştı. Eğer almak isteyen varsa aşağı açıklama kısmına linki bırakırım, videonun açıklama kısmına. Şeymiş bu da. Daha sonra şimdi önce bunu şuan çektik. Yani bunu buradan boşandığınızda ardından şöyle yaparak bunu buradan çıkartıyorum. Kutunun arka yüzü böyle. Burada klipsler var. Burada yine bir önce göstereyim. Şekilde şöyle koyacak olursak yine Bosch yazıyor. Bu kurucu. Bosch'un kurucusunun soy ismi normalde Bosch. Bir de ismi yanlış hatırlamıyorsam Henry miydi? Henry miydi, öyle bir şey. Burada gördüğünüz üzere H var adamın ismi. Başını satmaz. Şimdi şurada klipsleri şöyle boşandırıyorum. Tabii sert yapmışlar. Ve ardından kutuyu açıyorum. Ve ilk önce bizi şöyle şeyler karşılıyor. Buradan başlayacak olsak şurada vidalama uçları. 2 adet freze var. 16 ve 22 numara. Yani bu 22 mm genişliğinde, bu da 16 mm genişliğinde. Burada lokma takımlar var. Tabi ucun birisi buraya düşmüş. Kusura bakmayın. Delme ucunun bir tanesi. Burada şöyle biraz yakın olacak olursak görüyorsunuz numaralarını, uçların. Ve ardından şuradaki uçların numaralarını da görüyorsunuz. Şöyle. Burada lokma takımına gelirsek tekrardan şöyle uzaklaştırayım. Şimdi şöyle 5 mm, yani lokma takımı dediğim arkadaşlar civata ve somunlar için bu 5'lik. Şöyle şu altılık biraz sıkı yapmışlar. Ya da gördüğünüz üzere 6 mm yazıyor. Kamera, evet. 6 mm. Anlamını şöyle yerine oturtuyorum. Ve buradakini çekiyorum. Buradaki kaçmış? 8 mm. Kameralara görünüyor. İçi gördüğünüz üzere alt attık ve yan tarafından devam edecek olursak burada şöyle 8'lik uç vardı ama sanırım yanlış şey yapmışlar. Hatta pardon, bu 10'lu uç. Ben karıştırdım heyecandan. Biraz da videonun heyecanı var. Videoyu tabii gece gece çekiyorum. Her zaman gece çekerim videoları. 8 mm, kusura bakmayın, demek ki sıralamayı karşılaştırdığım için. Orada gördüğünüz üzere 11 mm var. Ve de tekrardan burada gördüğünüz üzere 12'lik var. Ve şurada en sonkine gelecek olursak, Allah kahretmesin, kusura bakmayın, kamera bir an böyle error oldu. 18'lik var. Normal vida uçlarına geçecek olursak şuradan başlayalım. Burada P0 var. Pardon, PH0 var. Biraz sert yapılmış tabii ki de, gördüğünüz üzere üzerine yazıyor. Bu ufak yıldız uç. Ve burada yıldız uçlar tabii bildiğiniz üzere genellikle akıllı ve normal düz uçlu vidalara bu uç oluyor. Burada gördüğünüz üzere PH2 yazıyor. Buna da koyarken hata yapmasını çöktürmem gerektiği yerine tekrardan. Şurada ise
düz uçlar var. Burada S6 yazıyor. Orada da yazıyor. Ve üzerinde sadece 6 yazıyor bu ucun. Kusura bakma yine kamera kaydı. Ondan sonra şuradan normal uçlara geçerim. Bu normal uçlar arkadaşlar biliyorsunuz şarjı tornavidalarda oluyor normalde. Tabi yuvası bayağı sert olduğu için şöyle elim alayım. Görüyorsunuz burada örnek olarak gösterecek olursak tabi diğerlerini burada görüyorsunuz. Hepsini göstermeyeyim, video çok uzun olmasın. Ama performans testinde yani kullanımında ne kadar? O zaman video biraz uzun olur. Böyle gördüğünüz gibi 22. Bakın burada böyle sağa dönmenin ayarlanmış açı verilmiş. Yani burada böyle sağa dönmene göre kesiyor. Şöyle. Arkası altıgen matkap mandalini dönerken kaymasın diye. Ve ardından 16'la gelecek olursak ne kadar sık yapmışlar. Bari biraz gevşek böyle. Burada da görüyorsunuz. 16 yazıyor. Arkası böyle altıgen yine. O da sağa dönme yönüne göre ayarlanmış. Şöyle dönerken dönerken işte. Bu freze içerisinde iki tane var ama ben yine sonradan bir hırdavatçıdan falan bir yerlerden bulup tedarik etmeyi düşünüyorum. Artık her nereden bulursam. Ardından şuraya gelelim. Burada punch var. Punchları biliyorsunuz. Hepsini şöyle alacak olursak. Arkadaşlar biraz önce video kesildi. Kusura bakmayın. En son şu punchlara geçmiştik. Şu punchları alacak olursak. Şimdi şöyle bunları şöyle bir kenara koyayım. Şimdi buna gelecek olursak bunu şöyle burada yazıyor. Kaç milimetre? 32. Bu 32'lik. Ondan sonra şöyle 38'lik yazılar küçük görünmüyor ama mümkün değil, kusuruma bakmayın. Ardından buraya gelecek olursak 44'lük bu. Ardından buraya gelecek olursak da 54 milimetre. Ya bunları nasıl takılacağını biraz sonra geçeceğim. Ve ardından üst tarafa geçecek olursak bunun üst tarafta tabii pantı diyor. Önce bizi karşılayan şu beton delme uçları 4, 5, 6, 8 ve 10 milimetre. Ardından bir daha şöyle çevirecek olursak fazla belli olmuyor ama şöyle şöyle 2 adet 1,5 delme ucu. Ondan sonra 2 adet 2. Şurada 2 bu şu 2,5 şu 3 şu 3 yine bu 3 bu da 3 bayağı böyle 3,2 3,5 4 4,5 4 8 5 5,5 6 ve 7 milimetre metal delmiş. Şuraya gelecek olursak da burada ahşap delme uçları var. Burada 3 3 yine 4 4 milimetre 5 6 7 8 ve 10 milimetre delme uçları var. Tekrardan şu tarafa gelelim. Ve şuradan başlayalım. Bu arkadaşlar ahşabı açacak, kusura bakma. Biliyorsunuz ahşaba vidanın tam oturması için bununla aşındıracağız. Yani böyle aşındıracağız da konik yerine oturması tam sıfır oturmuş olacak. Bunu yerine şöyle koyuyorum. Ve ardından şuna gelecek olursak bu kısa ahşaplar için falan işte uzatma kolu. Ve şuradan tekrardan o kısa ahşap takımını alayım elime. Gördüğünüz böyle oluyor. Mıknatıs olduğu için arkadaşlar bakın düşmüyor. Ama mıknatıs sıkı bayağı bir adı üstünde tabii boş kaliteli markalar. Eğer maddiyatı yeten varsa boş markasını tercih etsin derim yani. Oturttum. Ve ardından ise arkadaşlar bu da pança diyor. Buna gelecek olursam. Bunu şöyle sola doğru çevirsek açılır. Ve tekrardan şuradan pançları alayım ve nasıl takıldığını göstereyim. Neyin? Şu pancın burası görüyorsunuz. Böyle. Bunun da burası böyle civatayı çıkarsak ve civatanın arkası geniş. Bunun yani taktığımız zaman buraya şöyle oturabilmesi için. Ona takmayınca bir şey daha göstereyim. Biraz önce görmüştünüz. Şurada bir Allen anahtarı vardı. Alayım şurada. Of parmağım. Uç batıyor az kalsın. Balon özelliği şuradaki alyan vidasını gevşeterek şu ucu çıkarmak. Şimdi görüyorsunuz gevşeteceğim. Taktım ve şöyle biraz çevirdim. Çıktı. Gördünüz bakın burası yarım daire şeklinde. Aman bu ucu kırmayın derim kullanın. Olursa yani zor bulabilirsiniz gene geri.
Onu şöyle tekrardan sıkayım, şöyle son kontrolünü yaparak. Bunu buraya koyayım ve ardından bu anahtarını tekrardan yerine şöyle bırakayım. Ne kadar sıkıyor, gevşek kapsalamış. Bari şimdi arkadaşlar panca takmaya geçsek. Bunun içinden geçireceğiz şöyle. Hemen göreceksiniz birbirine uyumlu olduğu için şöyle. Neyse olmadı, evet oldu, şimdi böyle içine geçecek. Ve ardından şu civatanın yuvası böyle olacak şekilde yapacağız ve kullanmak için matkapı da gireceğiz. Şimdi matkap zaten çantasından çıkarmıştım. Bunu önceden izleyenler bilin, benim pranta matkabım. Bunun için şu sağ üstte bir kart bırakırım. Yani bunda mandırına çıktı. Tam oldu, mandırına çıktı. Unsuz böyle yani. Biraz sağa dönme yönünde. Şöyle bakın, yavaş yavaş göstereyim. Bu yönde dönmesi gerek. Sağ dönme dönerken şöyle getireceğiz yani yapacağımız yere. Ve çöktürüyoruz ve artık böyle döndürteceğiz. Göstermeyi ve ardından çıkan neyse mandırın içini çıkartacağız ve topla çıkarmak için bunu buradan çıkartıyoruz. Bunu buradan çıkartıp yerine koyacağım ve bunları da artık yerine alalım. Tekrar bakın, şunu unutmayın. Bu tarafa gelecek. Bunu çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Yani çok sıkı kapatırsanız, benim yine bir tekniğim var. Bunu şöyle bir matkaba takıyoruz. Aklıma şimdi matkaba takacaksınız önünü açmak için. Yani sağa dönme yönde, tabii vidaya göre ters olacak. Açma yönüne gelmiş olacaktır. Ve bunu buradan ısırtarak şuradan yani pensenin içine şöyle iyice oturtacağız. Çok sıkı kapanması yerlerimizden eğer şey bulamazsak anahtarını bunun. Ve ardından bunun içine oturduktan sonra da tetiğe basacağız. Şu an bakın. Bakın görüyorsunuz. Sağ dönüyorum, ayarladım böyle. Şimdi arkadaşlar fazla sıkı basmayın bunu. Yerine tekrardan alayım şu mandalina çıkartayım. Arkadaşlar şimdi diğer uçlardan matkaba takacak olursak, şu pançları da şöyle yerine alayım. Arkadaşlar yine şuradan uzatma ucunu ve şunu alayım. Örneğin şu pH, yani PH yazan uçları ve şunu alayım. Önce bunu tabii yine mandırına takacağım. Nasıl olur bir kesinti oluyor video, kusura bakmayın. En son bunu buraya takmıştım. Ve ardından şuradan bir uç alacağım. Şunu alayım şöyle. Şu PH3 yazanı. Ve bunu mandırına takınca bakın gördüğünüz, böyle daha pratik oluyor. Diğer uçlarda daha çok uzatmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Yani diğer uçlardan kastım şu diğer uzun olanlardan. Yine örneğin bir tanesini şöyle alayım. Gördüğünüz bakın, daha uzun kullanmak isteyenler vardı böyle biraz derin yerler için. Gördüğünüz bakın, bu da böyle kullanılabilir daha rahat olması için. İşte bunları tekrardan yerlerine ben şöyle bir alayım. Evet, onu çıkardım. Dayanımız çok sık yapmışlar. Şimdi iyice gevşetim mandreni. Bir de şu ucu sadece ara kal olmadan mandreni takmayı deneyelim ve bile göreceksiniz şimdi. Çok kısa geleceğini mandreni. Bakın kısa olunca hem güzel gösteriyor hem biraz da sıkıntı olacaktır. En iyisi bu uçları uzatma ile birlikte kullanmak. Ve bunu tekrar şöyle yerine takıyorum ve burayı toparlıyorum. Arkadaşlar şu uçları matkaba takınca nasıl görünür için söyleyeyim. Hepsini göstermiyorum videonun kısa olması için. Şimdi bir tane şey çıkardım.
2,5 milimetreliğimi çok kapattım. Mandırını videoya daldım. Mandırını çok kapattım. Kusura bakmayın. Beni de aklını görüyorsunuz böyle. Ondan sonra şuradan şu diğerini alıyorum. 3,5 yazana mandırını biraz daha açtırıyorum. İçine gönderiyorum iyice şöyle. Gördüğünüz böyle. Ve ardından şöyle 4,8'lik bir uç aldım. Mandalina bir şey söyleyeyim. Şöyle. Gördüğünüz böyle. Ve ondan sonra en kalın uca gelecek olursak da yani şu en kalın yedek ucu aldım. Mandalina şöyle tutarım. Açtım. Ardından içine koydum. Ve şöyle tutarım. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle oldu. Yan taraftan akşam uçlarına geçecek olursak onlar da tabii hepsini göstermeyeyim. Şuradan önce bir tane aldım. Kaçlıkmış mesela bu 4 mm. Yine mandırını da daraltıyorum. İçin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ahşap ucu her zaman böyle olur. Yani sivri uçlu olur böyle. Mandıra ben çıkartayım göstereyim şöyle. Bakın böyle. Ve şurada açıya bakın. Şöyle dönerken daha kolaylaştırması için. Ahşap uçlarının böyle olmasının sebebi ahşabın içine sivri uçlu bir sert cisim girdiği zaman yani şunlar gibi o zaman ahşap ayrıldığı için bunlar böyle üretiliyor. Ve şuradan bir yedilik uç takayım ahşaba. Bugün bakın buna daha çok belli oluyor bu arada takmadan önce şöyle bir bakın o dediğim açımda daha çok belli oluyor. Ve ardından 9 alıyorum. Bakın bunda yine belli oluyor bayağı o dediğim maç. Bunu çıkartıyorum yine. Ve buradan beton derin bucaları şöyle bir önce beşlik ucu alayım. Ucu elmaslı şöyle gördüğünüz zaman bak şimdi görüyorsunuz. Sekizli yani bundan sonra. Ya çok yavaş dedi. Uç için mandırını şöyle bir sonuna kadar açtığım gibi en son gördüğünüz gibi böyle oluyor. Yalnız bu ucunu biraz şap yapmışlar gördüğünüz gibi. Evet. Bunu buradan çıkartıyorum. Ve bunu tekrar yerine alıyorum şöyle. Ve şuradan da diğer uçlara geçiyor olursak örneğin yine göstereyim. Şunun birini
Aldık mesela şöyle. Bu çok bitti işte. Ben şöyle bak. Gördüğünüz üzere böyle. Gördüğünüz üzere bulduk. Uçlardan takayım. Hatta frezeyi önce takayım. Neyse. Ne kadar sık anasını satayım. Ben görüyorsunuz fazlasıyla böyle bir çıkıntı olsun taraftan. Frezyen ucu işi şöyle ne şuna gördüm şöyle yakınlaştırayım. Örneğin ucu şöyle gelecek ve sağ dönemlerinde şuraya vereceğiz gaz yavaşı şurada gördüğünüz üzere. Bu altını 22 diye göstereyim size şöyle. Şöyle koyarak vereceğim. Sadece sağdan önünde göstermeyi arkadaşlar lokma uçlarından da gösterecek olursam hepsini göstermeyeyim. İçini çok gönderdim. Ben şuna bir daha 11'li şey yapayım. Sana. Ben bir de en büyük olanı şöyle gördüğünüz üzere neyse arkadaşlar şimdiden burayı bir toparlayayım iyice bir derleyeyim ne yapayım siz toparlamayı görmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya da like atmayı unutmayın. Video çok uzun oldu. Onun için kusura bakmayın. Vaktinizi öldürdüysem tabii vakti geçmeyenler için de bu bir avantaj olur. Tabii bu biraz şey falan bir yana tabii gevezelik falan. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.